Yeni bir videodan herkese merhabalar. Tekrardan kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber başlıktan da anladığınız üzere kepçe kulak operasyonuyla alakalı gelen soruları yanıtlıyor olacağım. Aslında daha önceden böyle bir video çekmiştim ama yetersiz olduğunu düşündüğüm için tekrar böyle bir video çekiyorum. Hem daha önceden kepçe kulak operasyon ameliyatımı anlattığım videonun altına gelen yorumları cevaplıyorum. Hem de bana Instagram'dan sorduğunuz soruları şöyle bir topladım ve böyle bir video çıkartmaya karar verdim. Bu arada daha önceden sorulara bakmadım. Önüme gelen sorularla başlayacağım. Bu videoda cevapladığım bütün soruları aşağıdaki açıklamalar kısmından bulabilirsiniz. Eğer merak ettikleriniz varsa izlemeye devam edin. Bu arada daha farklı sorular sormak isterseniz de şuraya Instagram adresimi bırakıyorum. Bana oradan da ulaşabilirsiniz. Sorularınız varsa tek tek cevaplamaya çalışıyorum. İlk soruya geçmeden önce şunu söylemek istiyorum. Kısaca, çok kısa bir kulak serüvenimden size bahsedeceğim. Çok fazla uzatmayacağım. Hemen sorulara geçmek istiyorum çünkü. Ben sol kulağım kepçe olarak dünyaya geldim. Ortaokulda aslında bu kulağımı yaptırmaya karar vermiştim. Hatta 10-12 sene önce annem böyle bir ameliyatın var olduğundan ve istersem yaptırabileceğimizden bahsetmişti. Ortaokulda böyle bir görüşmeye gitmiştik doktorla ama ben acı eşiğim düşük olduğundan dolayı pek de bu ameliyatı olmak istememiştim açıkçası. Bu arada ben 3 sene önce ameliyat oldum. Ocak ayında tam 3. yılımı doldurmuş olacağım. 20 yaşında ameliyat oldum. Başka söylemem gereken başka bir şey var mı onu düşünüyorum. Bir de kıkırdağım çok düzdü, ona da bir şekil verir. Eğer bu tarz bir soru gelirse soruların içinde size bunları da cevaplayacağım tabii ki de. Hemen ilk sorumla başlıyorum. Yaptırmak istediğine nasıl karar verdin? Öncelikle daha önceden söylediğim gibi ortaokulda aslında yaptırmak istemiştik. Annem istemişti açıkçası. Neden istemişti onu da söyleyeyim. Ben birazcık zorlanıyordum. Sürekli saçım açık gezmek durumunda kalıyordum. Ve açık saçlı gezmeme rağmen kulağım hemen saçımın arasından çıkıveriyordu. Bu da beni açıkçası çok fazla rahatsız ediyordu. O yüzden annem yaptırmak istemişti açıkçası. Ama ben dediğim gibi birazcık yaşım küçüktü ve o zaman olmak istememiştim. Ama şu an diyorum ki iyi ki de bu ameliyata olmuşum. Bu şekilde karar vermiştim zaten. Doktor seçiminde neye dikkat edilmeli? Bu önemli bir soru. Ben açıkçası 7 veya 10 tane doktor gezmiş olabilirim. Abartmıyorum, gerçekten öyle. Çok fazla doktor gezdim ve doktorlara giderken şuna çok dikkat ettim. Mutlaka doktora giderken kendi doktorunuzun siz olması gerekiyor. Öncelikle soru hazırlayarak gidin. İşte kulağım nasıl olmalı, nasıl bir ameliyat yapacaksınız, dikişlerim alınacak mı, alınmayacak mı, hastanede kalmam gerekiyor mu gibi gibi birçok bence soru hazırlayarak gidin. Açıkçası ben öyle yapmıştım. Notlarınıza, telefonunuzun notlarına veya bir not defterine yazıp o şekilde gidebilirsiniz. Doktor seçimleri daha önceden eğer böyle bir ameliyat yaptıysa onları görmek isteyin. Birazcık dediğim gibi soru sorun. Eğer güvendiğiniz noktada, gerçekten %100 güvendiğiniz noktada o doktoru seçebilirsiniz. Tamamen size kalmış açıkçası. Hemen diğer bir soruma geçiyorum. Özel hastane mi yoksa devlet hastanesi mi? Ben özel bir hastanede oldum. Bence özel devlet fark etmez. Hangi doktora güveniyorsanız, doktorunuzun iyi yapacağına inanıyorsanız o hastanede olabilirsiniz. O yüzden özel mi devlet mi bu tarz ayrımları pek konuşmaya gerek yok aslında. Doktorunun eli çok önemli. El sanatı dediğimiz bir olay var gerçekten estetik ameliyatlarda. Allah doktor şansı versin demek istiyorum. Eğer doktorun el becerisi çok iyiyse ve %100 güveniyorsanız, sorularınıza cevap veriyorsa bence o doktora olun. Bu da çok güzel bir soru. Pandemiden kaynaklı maske takılır mı ameliyattan sonra? Bence takmayın. Takmasanız çok çok daha iyi olur. Çünkü hem o maskenin lastiği kulağınızın dikiş kısmını acıtabilir. Hem de biraz daha öne doğru atmasını sağlayabilir. Çünkü birazcık basınç uyguluyor yüzünüze doğru kulaklarda. Maske takınca öyle oluyor. O yüzden bence takmasanız daha iyi olur. Şu enseden bir aparat var maskeler için. Enseden takıyorsunuz. Ondan alabilirsiniz. O aparat kullanabilirsiniz. Gayet sizin için rahat olur. Dikişlerini ne zaman aldırdım? Ben dikişlerimi aldırmadım. Benim dikişlerim eriyen bir dikişti. Yaklaşık hastaneden çıktım. Bir hafta sonra bandajımı aldırmaya gittiğimde dikişlerime de baktı. Bir sorun olmadığını düşündü. Zaten dikişlerim de yaklaşık 2-3 hafta sonraya kadar hemen erimeye başladı. Bu arada ameliyat olduktan bir hafta sonraya kadar duş alamıyorsunuz. Sadece bandajlarınız çıktıktan sonra duş alabiliyorsunuz. Zaten hemen duş aldığınızda, suyla etkileşime girdiğinizde dikişlerim çok kolay bir şekilde erimişti. Hiçbir sıkıntı çekmedim dikişlerimle alakalı. Hemen diğer soruma geçiyorum. Ödemlerin ne kadar süreyle indi? Benim çok fazla ödemim olmadı açıkçası. Bu konuda şanslı olduğumu düşünüyorum. Bana gelen fotoğraflarda yüzünün
bazı insanlarda yüzünün yarısı şişmiş olarak hastaneden çıkıyorlar. Fotoğraflarda öyle görüyorum açıkçası. Benim çok çok da fazla bir ödemim olmadı. Sadece kulak altında, kulağın yanında ve kulağımın arkasında çok az bir şişlik olmuştu. Onu da yeşil çay, su ve ananas suyu. Bunlar önemli. Bunları çok fazla tüketmiştim. Ve bence bunların faydası olduğuna inanıyorum. Bir de yattığınız yeri soğuk tutarsanız yüzünüz daha fazla ödem tutmaz. Bu da aklınızda bulunsun. Bu arada her estetik ameliyatı için geçerli. Yani burnunuzu da yaptırsanız, ne bileyim gözünüzü de yaptırsanız veya herhangi birinizi yaptırdığınızda mutlaka ameliyatlardan sonra soğuk bir yerde yatmaya ve yaşamaya dikkat edin. Bu kış ayında olsa bile yüzünüz ve herhangi bir yeriniz kesinlikle ödem tutmuyor o zaman. Ama dediğim gibi yeşil çay, su ve ananas suyu ödemlere çok çok iyi geliyor. Ben de o dönem içmiştim. Ameliyat olduktan sonra Covid testi olunur mu? Tabii ki de olunur. Bence hiçbir sıkıntı yok. Sonuçta Covid testi ağızdan ve burundan yapılıyor diye biliyorum. O yüzden bence kulakla alakalı bir sorun olmaz. Yani ameliyattan sonra Covid testi bence hiçbir sıkıntısı olmaz. Hemen diğer soruma geçiyorum. Kızım kepçe kulaklı küçüklüğünden itibaren bandana taksam düzelir mi? Bu hataya benim annem de düşmüş. Ben küçükken şöyle bir bandana takıyormuş. Küçük kız çocuklarına takılır ya hani şurasında kurdele falan oluyor böyle tepesinde. O tarz şeyler bana çok takmaya çalışmış. Fakat ben hep söküp atmışım. Zaten genetikse eğer kızınız veya çocuğunuz veya erkek çocuğunuz öyle doğmuşsa kesinlikle o düzelmez. Eğer büyüdüğünde yaptırmak isterse yaptırabilir. Yani küçüklükten itibaren düzeleceğini pek zannetmiyorum açıkçası. Sargı bezini ne zaman çıkarttın? Sargı bezimi bir hafta sonra doktorum çıkarttı. Lokal anestezi mi yoksa normal anestezi mi? Ben normal anestezi oldum. Yani tamamen bayıltıldım, uyutuldum. Aslında lokal de yapalım dediler ama ben pek istemedim. Çünkü o sesi, o gıcırdamayı duymak istemediğim için normal anesteziyle olmak istedim. Zaten bana doktorum şey demişti yani 2-3 bardak şarap içmiş gibi olacaksın. Hiçbir şey anlamayacaksın demişti. Ama ben yine de normal anestezi yaptırmayı tercih ettim. Bu arada ben ameliyat esnasında böyle çok az bir gözlerimi açtım. Böyle aralarında muhabbet falan ediyorlardı. Onu tek, sadece onu hatırlıyorum. Daha sonrası zaten hiçbir şey hatırlamıyorum. Zaten ameliyat esnasında hiçbir acı, hiçbir şey duymuyorsunuz, hiçbir acı hissetmiyorsunuz. O konuda hiçbir tereddütünüz olmasın. Hemen diğer bir soruma geçiyorum. Devlet hastaneleri bu ameliyatı yapıyor mu? Evet, yapıyor. Hatta şöyle bir şey duymuştum. Hemen size onu da okuyayım. Bir takipçim yazmış onu da. Merhaba, bir ay önce Ankara Hacettepe Tıp Fakültesi Hastanesi'nde kulak estetiği operasyonu geçirdim. Çok rahat ve başarılı bir operasyon oldu. İki kulak lokal anesteziyle 1,5 saatte bitti. Doktorum sonrasında yaşanan ağrılardan dolayı küçük çocuklara yapmadığını söyledi. 18 yaş altı için devlet hastanelerinde ücretsiz. 18 yaş üstü için 2000 küsür lira bir ücret ödeniyor. Eğer karar verme aşamasındaysanız ve yaşınız çok küçük değilse hiç düşünmeden olun derim. Videoda da söylendiği gibi sonuç çok mutlu ediyor ve korkacak hiçbir şey yok. Duygularımız tıpatıp aynı demiş. Bunu Elif Sümeyye söylemiş. Yani dediği gibi 18 yaş ve altı devlet hastanelerinde ücretsiz olduğunu söylüyor. Tabii benim bu konu hakkında hiçbir bilgim yok. Bir de zaten pandemiden kaynaklı olarak devlet hastaneleri şu an yapar mı yapmaz mı bilmiyorum ama eğer 18 yaş altıysanız tabii ki de aile onayıyla ailenizden mutlaka izin alın. Bu konuda da çok fazla soru geliyor. İşte abla ben 13 yaşındayım veya 14 yaşındayım. Ailem kesinlikle olmamı istemiyor. Ne yapabilirim? Yani bu konuda benim size yardımcı olabileceğim, keşke size yardımcı olsam ama pek de bir şey yok açıkçası. 18 yaşınızı bekleyin ya da daha sonra büyüdüğünüzde kendiniz yaptırın diye düşünüyorum. Ben böyle bir tavsiye veriyorum. Kesinlikle annenizden, babanızdan hani habersiz böyle bir topun altına girmeyin. Daha sonra kaos yaşanabilir evde, haberiniz olsun. Hemen diğer soruma geçiyorum. Kulağımda açılma oldu mu? Kulağımda evet açılma oldu. Zaten ameliyattan sonra kulağınızı böyle yapışık bir şekilde dikiyorlar. Bunun sebebi ise bundan çok fazla korkan insan var. Bunun sebebi ise dikişler alındığında deriniz gevşediğinde, deriniz derken tam şu arkasındaki dikiş yeri gevşediğinde kulağınıza tabii ki de belli bir miktar açılma oluyor. Benim zaten sağ kulağıma benzetildiği için bu kulağımda birazcık geriden dikilmişti ki sağ kulağımla aynı hizada olabilsinler diye. O yüzden kulağınızda bir açılma oluyor ama çok fazla olmuyor tabii ki de. Eğer iki kulak ameliyatınız da olacaksa tabii ki de ona göre dikiliyor kulaklar.
Şöyle bir soru da gelmiş. Ameliyat olduktan sonra kulağım diğer kulağımla aynı olmadı. Bu durumda ikinci ameliyatı olmam gerekir mi? Dadadadım. Şimdi şuna şöyle bir cevap vereyim. Yüzümüzü ortadan ikiye ayırdığımızda sağ tarafı ve sol tarafı birbirinden çok farklıdır. Sonuçta bir insan eli değiyor. Eğer şunu düşünün derim, eğer böyle bir durumla karşılaştıysanız, bariz çok bir sıkıntınız yoksa, kulağınızda bir atma olmadıysa, dikişlerinizde bir kopma olmadıysa, o sizin kulağınızın en iyi versiyonudur. Öyle düşünmenizi tavsiye ederim. Dediğim gibi yüzümüzü ortadan ikiye ayırdığımızda sağ ve sol taraf birbirinden çok alakasız. İki taraf da aynı değil. Bir insan eli değiyor, onu da bir insan yapıyor. O yüzden eğer sizin kulağınızın en iyi versiyonu olduğunu düşünüyorsanız ve belli bariz bir değişiklik yoksa kulağınızda ikinci ameliyatı olmanızı tavsiye etmem. Ameliyat sonrası duyma kaybı oldu mu? Bu çok değişik bir soru. Duyma kaybı tabii ki de olmadı. Çünkü kulağınızın şekliyle ve dışıyla ilgileniyorlar. Kulağınızın içine kesinlikle girmiyorlar. O yüzden bir duyma kaybı olması imkansız. Ameliyat sonrası ne kadar süre sonra üstüne yatabildin? Ben 6 veya 7 ay sonra üstüne yatabildim. Zaten eğer bir ameliyat oluyorsanız, bir sene bir müddet vermeniz gerekiyor kendinize. O kulağınızın tam oturması için veya burnunuzun tam oturması için. O yüzden bence bir sene sonra kulak tam bir şekilde oturmuş oluyor. Ne bir acısı kalıyor ne başka bir şey kalıyor. Bu arada şunu da söyleyeceğim. Ameliyattan 6 ay sonra benim hissim yerine geldi. Yani his derken şundan bahsediyorum. Kulağınızın arkası baştan sona kesildiği için oradaki sinirler de kesilmiş oluyor. Ve kulağınızda bir hissiyat kaybı oluyor. Kulağınızın çevresinde ve kulağınızın üstünde. Bu 6 ay içinde geri geliyor, korkmayın. Benim en son 6 ayın sonunda şu alt kısmı ve kulak meme kısmım tam hissiyatı yerine gelmişti. Yani her ay başka bir yerin hissiyatı gelmişti. Ona da korkmayın. Yani kulağımı hissetmiyorum, kulağımın hissini kaybettim gibi bir düşünceye kapılmayın. Böyle bir şey olmuyor. Ne kadar sonra üstüne yatabildim sorusu da 6 veya 7 ay sonra tam olarak acısız bir şekilde üstüne yatabildim. Ameliyattan sonra darbelerden ne kadar korumamız gerekiyor? Bence buna da şöyle bir cevap vermek istiyorum. Bir yıl bence hiçbir şekilde darbe almamanız gerekiyor. Kulak çok hassas oluyor. Gece yatarken çok dikkat etmeniz gerekiyor. Veya bir evcil hayvanınız varsa, kediniz veya köpeğiniz yatarken üstünüze atlıyorsa onu da çok dikkat etmeniz gerekiyor. Mümkünse yatarken başka bir odaya alırsanız veya kendi odanızın kapısını kapatırsanız çok çok daha iyi olur. Tabii ki de arkadaşlarınızdan, eşinizden, dostunuzdan şakalaştığı andan itibaren çok sert bir darbe alırsanız o da bir sıkıntı yaratabilir. Allah korusun atmaya kadar gidebilir. O yüzden belli bir süre hiçbir şekilde darbe almamanız gerekiyor. Ameliyat sonrası dikkat etmen gereken şeyler var mıydı? Evet, vardı. Hapşırmak ve esnememek. Bu ikisi çok önemli. Neden hapşırmak ve esnememek? Hapşırdığım andan itibaren kulağım çok acıyordu. Hatta ameliyattan ya bir hafta sonra ya da iki hafta sonra sanırım hapşırmak istemiştim. Gerçekten tutamadım ve hapşırdım. Çok acımıştı canım, gerçekten çok kötüydü. Ve esnemek, esnediğim anda kulaklarım hareket ettiği için o da benim canımı çok fazla acıtıyordu. O yüzden mümkün olduğunca esnememeye çalışıyordum. Erken yatmaya dikkat ediyordum açıkçası. Bu ikisine çok dikkat ettim. Bir de dediğim gibi darbe vesaire falan almamaya gerçekten çok dikkat ettim. Kulak şekline karar verdiniz mi? Kulak şeklime karar vermedik. Çünkü sağ kulağımın şekline göre sol kulağım yapıldı. Zaten ameliyata girmeden önce sağ kulağımın bu tarafı çekilmişti. Ona göre bir ameliyat oldu. Hemen başka bir soruya geçiyorum. Oğuzhan Alp İlhan TV yazmış bunun. Beyza Hanım, ben de kepçe kulaklı bir gencim. Duyma sorunu oluyor mu? Dediğim gibi olmuyor duyma sorunu. Kepçe kulaklarımla ben daha net duyuyorum. Kulağımda kendi elimde geriye aldığım zaman net bir şekilde duyamıyorum. Size de benim gibi oluyor mu? Şundan bahsediyor anladığım kadarıyla. Kulağını geriye aldığında duyamıyormuş. Bu bende de oluyordu ama şu an öyle bir sıkıntı yaşamıyorum. Zaten ben rüzgara çıktığımda da böyle bir uğultu sesim oluyordu. Kulağım dışında bir uğultu ses oluyordu. Onu mesela şu anda çok ara ara yaşıyorum. Biraz daha boyutu büyük olduğu için büyük bir ihtimalle rüzgarı içinde çeviriyordu. O yüzden öyle bir uğultu ses oluyordu ama şu an öyle bir ses olmuyor. Bu duyma sorunu da bence yaşanmaz diye düşünüyorum. Başka bir soruya geçiyorum. Esin Böke sormuş. Abla, ameliyat sonrası kulak değdirmek sorun olur mu?
konuşamadım. Kulak deldirmek sorun olur mu? Bence olmaz. Hemen deldirme, yani 2-3 ay sonra bence hemen deldirme. Zaten etiyle ilgili bir sıkıntın olmadığı için kulak memende bence deldirebilirsin. Hiçbir sıkıntı olmaz. Tabii kıkırdağını deldirmediğin sürece sorun yok. Hemen diğer soruma geçiyorum. Merhaba, cevap verirseniz sevinirim. Ameliyat olduktan sonra kulağınızın son haline gelmesi ne kadar zaman aldı? Tam bir yıl içinde kulağım eski haline, eski ameliyat olmadığı gibi haline dönmüştü. Ne acım vardı, ne ağrım vardı. Ay, telefonumu elimden düşürüyordum. Ne acım vardı, ne ağrım vardı. Hiçbir şekilde sıkıntım yoktu. Sanki hiç ameliyat olmamış gibiydim açıkçası. Tam bir yıl içinde eski haline dönmüş oluyor. Hemen başka bir soruya geçiyorum. Ameliyattan sonra erkek arkadaşının tepkisi ne oldu? Ben olacağım diyorum fakat izin vermiyor. Ameliyattan sonra erkek arkadaşımın tepkisi, ben ameliyattan çıktıktan sonra yanıma gelmişti. Zaten benim başımda annem vardı. Annemle kardeşim beklemişti. O da beni öyle görünce baygın bir şekilde birazcık ağlamıştı, üzülmüştü. Fakat öyle izin vermeme gibi bir durum yoktu. Zaten bana kendisi şey diyordu, hani o senin nazarın olsun. Hatta elflere benziyorsun. Yüzüklerin Efendisi'ndeki elfler belki biliyorsunuzdur. Buraya fotoğrafları koyarım. Onlara çok benziyorsun. Bence böyle daha iyi. Hiç yaptırmasam bile olur diyordu. Ama ben tabii ki de kendimi o şekilde rahat hissedeceğim için bu ameliyata olmuştum. Kendisi de hiçbir tepki vermedi açıkçası. Yani eğer kendini böyle daha iyi hissedeceksen, daha iyi olacaksan ol demişti. Öyle izin vermeme gibi bir durum olmamıştı. Bence sen de eğer kendini daha iyi hissedeceksen, öyle daha mutlu olacağına inanıyorsan yaptır. Bu soru aslında çok komik. Bir şey sormak istiyorum. Kimden geçmiş bu genetik? Anne, hala, babaanne? Ya da şöyle sorayım. Onlardan birisini kullandı, böyle bir şey olan var mı? Çünkü biliyorsun ki genetik bir durum. Benim anneannemin ya babasında ya da dedesinde böyle bir durum var. Hatta anneannemin evinde onun fotoğrafı var. Kulaklarımız birebir tıpatıp aynı. Bence bana ondan geçmiş. Hatta benim en küçük kuzenimde de aynı sıkıntı var. Evet, bence de genetik bir durum. Çünkü kime sorsam mutlaka ailesinden birinde böyle bir durumu yaşayan var. Bizim de genetik açıkçası. Ve geliyorum hemen en önemli soruya. Fiyat, doktorumun ismi ve hastanemin ismi. Zaten doktorumun ismini ve hastanemi daha önceden söylemiştim ama buradan tekrar söyleyeyim. Benim ameliyatımı Doktor Melike Güngör yaptı. İzmir Balçova Egesenta Hastanesi'nde olduğum özel bir hastane. 3 yıl önce oldum ve 3 yıl önceki fiyat 2000 lira ve 3000 lira arasıydı. Tabii ki de ameliyatımın üstünden 3 sene geçtiği için fiyatlar epeyce bir değişmiştir. Anlarsınız ki dolar, euro arttıkça bu tarz estetik ameliyatlarında fiyatları artmış oluyor. Şu an bir takipçim söylemişti bana da, benim olduğum hastanenin fiyatını tam olarak bilmiyorum ama özellerde 6000 lira ve 9000 lira arası fiyatlar değişiyormuş. Tabii ki ben araştırmadım, o bana söylemişti. Böyle bir fiyat söz konusu. Biliyorsunuz ki devletlerde de 1,5-2000 lira arasıymış. Bence devlet özel fark etmez. Benim o zaman o önüme gelmişti ve o doktora güvenmiştim. O yüzden orada olmak istedim. Siz devlette de olabilirsiniz, özelde de olabilirsiniz. Hiç fark etmez. Ve bugünlük benden bu kadar olsun. İnşallah severek izlediğiniz bir video olmuştur. Başka sorularınız varsa eğer, dediğim gibi beni Instagram'dan buradan bakabilirsiniz. Takip edip eğer sorabilirsiniz, takip etmeseniz olur ama takip ederseniz çok mutlu olurum. Bir de kanalıma abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Bir de videoyu beğenirseniz çok çok mutlu olurum. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.